Çok ilginç bir bilgi. Ortalama toplumda metropolde yaşayan insanların %70'den fazlası dişlerini geceleri sıkmakta ve gıcırdatmakta. Dişleri aşırı sıkan ya da gıcırdatan birçok hastayla bunu konuştuğumuzda hayır canım ben asla gıcırdatmıyorum. Hatta ben ağzım açık uyuyorum şeklinde geri bildirimler almaktayız. Ama bu konuda kendi eşiniz, arkadaşınız, anneniz, babanız veya benzeri birisine sorduğunuz zaman aslında bu konuda en çok biz o insanlar yani bu insanların çevresinde olan insanlar ya da aynı evde yaşayan insanlardan dişlerini sıktıkları konusunda çok net geri bildirimler almaktayız. Bunun dışında diş aşındırmanın ya yani diş sıkmanın çene ve boyun sisteminde yarattığı ciddi bir stres vardır. Bunların stresin tabii ki en büyük kısmını biz genellikle dişlerde görüyoruz. Diş diplerine oluşan bazı aşınmalar, bu aşınmalarda diş hassasiyetleri bizlere ufak sinyaller verirler. Bunun dışında eklemimizde, kulaklarda baş ve boyun bölgesi oluşan sabahları özellikle kalktığımızdaki baş ağrıları diş sıkmanın belirtilerinin başındadır diyebiliriz. Ve bunun dışında dişlerimizde zamanla oluşan düzleşmeler ve özellikle köpek dişlerimiz bazen ön kesici, alt ön kesici dişlerimizin ucundaki aşınmaya bağlı parlamalar. Yani o yüzeylerin parlaması sanki cila yapılıyor gibi sürekli birbirine sürten vücudumuzdaki en sert dokunun diş minesinin iki tane diş minesinin birbirine sürekli sürterek aşındırması sebebiyle oluşan parlamalar diş aşındırmanın belirtileridir. Tabii ki bunun bir sonraki aşamasında artık diş boylarının kısalması, genel dişlerin boy ve uzunluklarını azalıp yüz uzunluğumuzun daha küçülerek yüzümüzde bir çöküntü meydana getirmesi gibi ileriki aşamadaki problemleri görebiliyoruz. Ve hatta ağzımızda varsa restorasyonlar, dolgular, porselenler bunların kırılması, dişlerimizde bazı ufak tefek kırıkların olması gibi bize sinyaller verebiliyorlar. Bunlarla ilgili benim tavsiyem mutlaka diş hekiminizin kontrolü altında olması gerektiği. Eğer diş hekiminiz şüpheleniyorsa ama siz bu konuda bir problem yaşamadığınız konusunda emin değilseniz koruyucu gece plakları yapılabilir. Ve eğer çok ilerlemişse tabii ki artık sadece korumak değil, mevcut olan kaybettiğimiz çenemizi ve hareketlerimizi yönlendiren diş boylarının tekrar yerine geri konmasının bazen ufak tefek dolgu gibi küçük restoratif işlemler, bazen de biraz daha büyük porselenlerle tekrar diş dokularının geri kazanıp ağız yüz yüksekliğimizin hem fonksiyonel hem de estetik olarak yerine tekrar geri konması için bazı süreçler gerekebilir. Ve ben diş sıkmayı, diş gıcırdatmayı çağımızın hastalığı olarak görüyorum. Eğer bu konuda problemleriniz var ya da şüpheleriniz varsa zaman kaybetmeden diş hekiminize başvurun ve çözümleriyle ilgili önerilerini dinleyin ve bir yol kat etmek ya da ilerlemekten öte en azından korumak konusunda bir adım atmanızı tavsiye ediyorum.